Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir akşam diliyorum. Hemen başlıklarımıza geçiyoruz. Dünyadan haberimiz var. Hepimizi ilgilendiriyor tabii. Şimdi teknoloji çöplüğü hasta ediyor efendim. Her gün teknolojiyle alakalı haberler duyuyoruz değil mi? Hem de yeni ve çok sıra dışı geliyor hepsi. Robotlarından tutun ama her türlü, yani evlerde bile kullanılacak insansız robotlardan tutun işte teknolojide ya da sanayide, endüstride kullanılan robotlara kadar hepsi. Elektrikli araçlar, onların çeşitleri bir dolu dünyaya tanıtılıyor. Uzay araştırmaları, seyahatler, şunlar bunlar. Dolayısıyla ciddi bir teknolojik hızlı bir gidiş var ve bunun neticeleri olacak doğaya ve insana. Biz doğaya ve insana ne yapacağını yarın öbür gün konuşacağız ama burada ne oranda ne bırakıyoruz bir ona göz atacağız. Sıcaklık düştüğü yerden zor kalkıyor efendim. Öyle kolay kolay kalkamıyor. Tırmanıyor adım adım ama uzun vadede şöyle 5-6 gün içerisinde, 7 gün içerisinde ancak normallere çıkabileceğiz ya da normallerin sınırından geri döneceğiz. Doğu bölgelerde, Doğu Karadeniz'de özellikle iç kesimlerde kar geçişleri var. Hatta örtü de yapıyor. Beyaz örtü de Doğu Anadolu'nun kuzeyinde. İç bölgelerde ise buzlanma riski. Bunun durumuna bakacağız ve önümüzdeki 10 günü ekranlarınızda seyredeceğiz. Hadi başlayalım. Efendim elektronik atığı, artan elektronik atığı artık doğayı ve insanı, sağlığını özellikle riske atar, tehdit eder hale gelmeye başladı. Bunun zaten hepimiz farkındayız. Biraz rakamlar ne yapıyor, ne ediyor? Yani biz bir atık bırakıyoruz doğaya ama ne oluyor? Bununla alakalı bir rapor. Bir kere atıkların %22-23'ü geri dönüşüme gidiyor. %77-78'i doğada olduğu gibi kalıyor. Bir kere yığınlarla teknolojik malzemenin, metalin, plastik, camın, bir dolu çipin, pillerin, bir dolu şeyin doğada kaldığını düşünüyorum. Bunun neredeyse %20'si, yani biraz zorlasak %20'si ancak geri dönüşüme gidebiliyor. Şimdi Avrupa en fazla %42-43 ile geri dönüşüme bu teknolojik ürünleri yollayabiliyor. Ama Avrupa'nın da ayrı bir bug'ı var. O da kişi başına düşen atık miktarı çok fazla. Ve en çarpıcı bilgilerden bir tanesi de 2010 ile 2022 arasında 12 yıl içerisinde neredeyse atık miktarını ikiye katlamışız. %90'dan fazla atık miktarı artmış durumda. Dünyaya genel olarak baktığımızda da kişi başı en fazla atığı Avrupa bırakıyor. En fazla geri dönüşüm Avrupa yaparken kişi başına olan atık miktarında da en önde geliyor. Arkasından Okyanusya, yani Avustralya'nın yan adalarıyla beraber ve son olarak Amerika geliyor arkasından. Dünyayı bir teknoloji çöplüğüne çeviriyoruz. Doğayı da, toprağı da, toprağın yetiştirdiklerini yiyerek insana da maalesef tehdit ediyor. Bunun besin zincirine geçişini de yarın öbür gün konuşuruz yine. Şimdi ne yapalım? Havalara dönelim. NOAA'nın güncel durumuna bir bakalım. Fikrinde bir değişiklik yapıyor mu? Çok ciddi bir değişiklik yapmıyor. En azından bu mesafeden baktığımızda daha Ekim ayının 3'te 1'lik kısmı duruyor. Buradan baktığımızda bize ne diyor? Diyor ki ortalamanın Anadolu, Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu ortalamanın şöyle 2 dereceye kadar üzerinde olabilir. Batı bölgeler ise yarın 1 derece. Hatta Marmara'yı çok boyamamış bile. Normalinde bir Kasım görüntüsü veriyor. Yağış bakımından ama o kadar normale yakın olmayabiliriz. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu'da ortalamanın biraz altında gösteriyor. Gerçi bunda son günlerde biraz yumuşatmış durumda. Ayın burada aslında tutarlılık şeyde daha fazla artıyor. Ayın içerisinde ilk günlerine girdiğimiz anda yaptığımız projeksiyonlar, çıkan projeksiyon neticeleri daha doğrusu NOAA'nın da ECMWF'inde bir dolu modelin biz size sembolik olarak NOAA'yı paylaşıyoruz. NOAA'nınkileri. Tutarlılık oranları fena değil. Biraz ortalama altındayız. Ama şunu da biliyoruz ki Kasım ayı bizim en yağışlı aylarımızdan bir tanesi. Bu ortalamanın altında kalsak bile yağışlarımız olacaktır. Şimdi simülasyonlarımızla başlayalım. Önce basınç simülasyonumuz, bizi etkileyen bir yüksek basınç Doğu Avrupa ile beraber, bir de Atlantik üzerinde hızlı hareket eden bir alçak basınç var. Bu alçak basınç İngiltere'ye doğru ilerliyor ve yarın öbür gün İngiltere'den bahsedeceğim size, unutmayın. İngiltere iklim değişikliğinin çok ciddi yansımalarını yaşıyor ve gelecek projeksiyonlarında da bu çıkıyor. Döndük basınca, yüksek basınç etkisindeyiz. Dolayısıyla yağışlar orta batı bölgelerde olanlar zayıf, Doğu Karadeniz'de biraz etkin. Avrupa'da İtalya çevrelerinde, Sicilya Adası, İyon Denizi çevrelerinde böyle
böyle sağanak yağışlar var. Bize baktığımızda Karadeniz kıyıları ve açıklarında, özellikle Doğu Karadeniz'in açıklarında kuvvetli yağışlar var. Marmara'daki geçişler çok zayıf olmak üzere. İstanbul'da zaten bu durumda birazdan göreceğiz. Sıcaklık gitti, Sibirya tarafından koptu bir parça ve bayağı bir Ukrayna çevrelerine, Rusya'yı, biraz Kafkasları iyi bir soğuttu. Bizde de sıcaklıkları bir miktar aşağıya çekti. Yani orada biraz esti, gürledi. Biz üşüdük. Bakın o mavi alanları görüyorsunuz. Zaten bir gün sonrasında geri çekilmeye başlıyor. Kademeli olarak bu soğuğa veda edeceğiz. Daha fazla içeriye giriş yapmıyor. Hemen ne yapalım? Şöyle bir bakalım sıcaklıklarımız ne durumda İstanbul'da? Düşen sıcaklıklar küçük adımlarla tırmanıyor ve önümüzdeki haftanın ortalarından sonra ancak 18-19 derecelere, 19,5-20 dereceye geliyor. Normalimiz kaç derece? 20,5 derece. Şimdi dönelim bakalım başkentte durum nasıl? Sıcaklık tırmanıyor. Burada hani belirgin bir artış gibi görünüyor ama evet, belirgin bir artış da var ama çıktığı değerler normallerin yine altı. Bakın bugünlerde gündüz 10-11 dereceleri ölçüyor. Kademeli olarak yükseliyor. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinden sonra çıkacak 13-14 derecelere, ardından şöyle 15 dereceyi ancak bulacak. Normali kaç derece? 19 derece. En yaklaştığı zaman da 16-17 derecelerle yaklaşıyor. Burada bir yeri de atlamayalım. Bakın şöyle gece sıcaklıklarını görüyor musunuz? 0 derecelerde neredeyse. Mesela bu gece yarım derece gibi. Yani hissediler ama -1, -2'lerde. Dolayısıyla ciddi üşütecektir dışarıda olacaklara. Duyuralım. İzmir'de durumumuz nasıl? 19-20 dereceler var. Küçük adımlarla önümüzdeki haftanın ilk gününü geçirdikten sonra 23-24 derece ya da 22-23 derecelere sıcaklık tırmanmaya başlıyor. Antalya'ya baktık, daha stabil. Adana'ya baktık, daha stabil. Konya'ya baktık, küçük adımlarla tırmanıyor. Gece sıcaklıklar düşük. Adana'daki çiftçiler Konya'nın gece sıcaklığını takip eder efendim. Buyurun, gece sıcaklıkları 3-4 derecelerde ama bu gece sıfırlara yaklaşıyor, 1-2 derecelere iniyor. Diyarbakır'a gittik, daha bir stabil. Sivas'tan biraz daha fazla artık bahsetmeye başlayacağız. Kargış kıyamet gelmeye başladıktan sonra sıcaklıklar gündüz görüyor musunuz? 7-8 derecelerde. Ancak 10 dereceleri tekrar önümüzdeki haftanın ikinci yarısında yakalayacak. Gidelim Elazığ'a. Birazcık tırmanış olacak önümüzdeki hafta. Trabzon'a gidelim. Daha bir stabil. Sonbahar tadında yağışları da var. Birazdan yağışa bakacağız. Samsun'da da önümüzdeki haftanın ortalarından itibaren bir tık daha hissedilecek şekilde bir 5 derece sıcaklık tırmanacak. Yağışa bakalım yağışlarımız ne durumda. İstanbul'da Üsküdar'a gidelim. Bakın küçük küçük yağışlar görüyor musunuz? Bu küçük küçük geçişler. Yani bu bulutluluğa bile çok fazla yansımıyor yani. %43, 45, 49, 50'lerde bir bulutlanma yapıyor. Daha çok parçalı bulutlu geçecek bir hafta sonra. Önümüzdeki hafta güneşlenme bir tık daha fazla. Başkent çevreleri bu gece hafif bir yağış alabilir. Bunun dışında önümüzdeki 5 günlük, hatta bir haftalık dönemde yağışı yok. Güneşle beraber İzmir'de de yağış görünmüyor. Önümüzdeki 10 günlük, hatta 15 günlük süreç güneşte geçiyor. Cumartesi belki parçalı bulutlar biraz artabilir. Gidelim Bodrum'a. Önümüzdeki bir hafta 10 günlük dönemde maalesef yağışı yok. Ciddi bir kuraklığı var yazın ortasından beri devam eden. Antalya'da yağış yok. Adana çevrelerinde yağış yok. Diyarbakır'da yağış yok. Sivas'ta yağış önümüzdeki salı ufak bir şey göstermiş. Erzurum'da yağış yok. Şurada ufak bir yağış gösteriyor önümüzdeki salı. Bir miktarı kar mı acaba? Ufak miktarı değil. Neredeyse tamamı sabahın erken saatlerinde kar. Ama Gümüşhane çevreleri, Bayburt dolayları biraz daha etkin kar alıyor. Bakın görüyor musunuz? Bu yağışların büyük çoğunluğu kar. Bu gece beklenen yağış ve pazartesi beklenen yağış kar şeklinde. Dönelim Trabzon'a, ıslanıyor. Önümüzdeki 5-6 gün Samsun'a bakalım. Önümüzdeki 4-5 gün ıslanıyor. Rüzgarlarımız da kuvvetli. Hemen bir de rüzgarlara bakalım. Rüzgarlarımız Trabzon'da kuvvetli. Hamlesi rüzgarın neredeyse 40 kilometreleri bulacak. 4,5-5 kuvvetin de. Önümüzdeki hafta sonu boyunca böyle. Ordu, Giresun böyle, Samsun böyle. İstanbul daha orta kuvvete indi. Marmara'nın güneyinde, Bursa çevrelerinde biraz sert diyebileceğimiz rüzgar var. Orta kuvvet civarında, aslında çok da sert değil. İzmir'de kuvvetli rüzgar vardı. Şimdi yavaş yavaş orta kuvvete inmeye başladı ama yarın da, öbür günde, hafta sonunda sert esmeyi sürdürecek. Bir de Antalya'da da kuvvetli rüzgar yarın orta kuvvete gerilemeye başlıyor. Kendinize çok dikkat edin. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Çok güzel haberler alın. Çok keyifli, güzel geçsin. Lütfen kanalımıza abone olun. Bildirimlerinizi açın, yorumlarınızı yazın ve kalp atın. Aramızdaki kalp bağını güçlendirelim. Bize destek olun lütfen. Görüşmek üzere, hoşçakalın.